Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri kuruluşu ve görevleri hakkındaki kanun teklifi üzerine grubumuz adına söz almış durumdayım. Bilindiği üzere geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren dış ticaret temelinde tanımlanan sanayileşme stratejisinden ihracata yönelik sanayileşme yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. İhracata yönelik sanayileşme her ülkenin üretim avantajına sahip olduğu mallarda ihtisaslaşmasına ve dış ticarete yönelmesine dayalıdır. Bu stratejide topyekun kalkınmadan vazgeçip ihracata endüstrilerini teşvik temelinde bir sanayileşme hedeflenir. Ülkenin dış açıklarının ihracatı artırarak giderilmesi hedeflenirken sanayileşmenin kaynağının da ihracat fazlası yoluyla yaratılması bu stratejinin bir başka ana hedefidir. Bu stratejiden beklenen bir ülkenin uluslararası iş bölümü ve ihtisaslaşma ile hem kaynaklarını etkin kullanacağı bir sanayileşme yoluna girmesi hem de dışa bağımlılığı azaltması yolundadır. Bu stratejinin uygulanmaya başladığı dönemden günümüze yaklaşık 40 yıl geçmiştir. Bu süre bir stratejinin sorgulanması için uygun bir süredir. Bakıldığında bu stratejinin uygulandığı çok az ülkede stratejinin nispeten hedeflerine ulaştığı gözlemlenmektedir. Pek çok ülkede ise bu strateji beklenenin tam tersine bizim ülkemizde yaşandığı gibi dışa bağımlılık ve borçluluk halini arttırmıştır. Uluslararası iktisat teorisinin ana argümanına göre ülkeler en ucuza ürettikleri, en avantajlı oldukları sektör ürünlerinde ihtisaslaşıp koruma ve engel olmaksızın birbirleriyle ticaret yapmaları halinde dünya kaynaklarını tam olarak etkin kullanmış olacaklardır. Yani bu yolla dünya kaynakları israf edilmemiş olacaktır. Kısacası dünya nüfusu hızla büyümekte, ihtiyaçlar giderek çeşitlenmekte ve artmaktadır. Ancak dünya kaynakları kıt ve sınırlıdır. Dünya kaynaklarının en ekonomik kullanarak en fazla ürünü üretmeye ancak ülkelerin avantajlı sektörlere ihtisaslaşıp engelsiz ticaret yapmaları halinde ulaşmaları mümkün olacaktır. Bu argümanla harekette küresel kapitalizmin kalkınma stratejisi olarak ihracata yönelik sanayileşme stratejisi geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde itibaren yaygın olarak uygulamaya konulmuştur. Ülkeler ancak bu stratejiyle karşılıklı dış ticarette liberalleşip uygun üründe ihtisaslaşıp dış ticarete yönelebilecek ve dış açık sorundan, dışa bağımlılıktan, borç sarmalından kurtulmak, sanayileşmek gibi olumlu sonuçlardan yararlanabileceği umut edilmiştir. Türkiye ise ekonomi politikalarında bir tekrarı yaşamakta, yıllardır süregelen siyaset ekonomi kısır döngüsünden çıkamamaktadır. Bugün de AKP iktidarının Türkiye içerisine sokmuş olduğu ekonomik ve toplumsal çöküş derinleşmekte, siyasi ömür uzatma gayesiyle yine teşvik, vergi muafiyeti istisna adı altında çözümsüzlükler çözüm olarak sunulmaktadır. Türkiye ekonomisi işsizlik, gelir eşitsizliği, enflasyon, faiz, döviz kurlarının rekor artışı, TL'nin aşırı değer kaybı ile artık yama tutmayan ancak ısrarla yeni yamalar olarak yurttaşların karşısına çıkartılan politikalar ile tarihin en başarısız, en kötü, en akıl dışı kararların alındığı dönemi yaşamaktadır. Türkiye yaklaşık 100 yıllık tarihi boyunca her dönem ithalata bağımlı bir ekonomik yapıya sahip olmuştur. İhracatı arttırma yönelik hamleler, üretimi arttırma ve çeşitlendirme yerine finansal hamleler ile yapılmaya çalışılmıştır. Hatırlanacağı üzere 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ve tarihte 24 Ocak kararlı olarak geçen neoliberal politikalara geçiş ile içine girilen kısır döngü 40 yıllık tarihi halklar adına çöküşü derinleştirmiştir. Bu süreçte yine neoliberalizm devreye girdiği 1980'den bu yana ekonomik kriz ve beraberinde yaratılan toplumsal krizler kısa vadeli ve paliatif çözümlerle aşılmaya çalışılmıştır. Faiz oranı, döviz kuru, borçlanma gibi birçok göstergeye ilişkin net çözüm getirilmemiş, yatırım, sanayileşme, işsizlik, istihdam yetersizliği, gelir dağılımı gibi sorunlar dikkate alınmamıştır. Ekonomide düşük ücretli, kayıt dışı ekonominin ağırlığı arttırılmıştır. Bu dönemde kamu istihdamının azalması nedeniyle istihdam artışı oranı önceki döneme kıyasla düşmüş, üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığı giderek artmıştır. 41. yılında neoliberalizm ömrünün yarısını AKP iktidarıyla, yarısını da AKP'nin devraldığı mirasla birlikte sürdürmüş ve artık miadını doldurmuştur.
Bu emek sömürüsünü merkeze alan, kamu iktisadi teşebbüslerin tek tek satılmasına salık veren, özelleştirme ile kamunun üretimini ortadan kaldıran, piyasayı, kurumları, yasama yürütmeyi sermayeye payende eden iktisadi anlayış bugün Türkiye'de bir enkaz yaratmıştır. Bilindiği üzere 24 Ocak kararlarıyla ihracatın arttırılması için vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı, ihracatçılara ithal girdi gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ve teşvikler verilmiş, geçici olarak ihracat rakamları artmış olsa da kesin bir çözüme ulaşılamamıştır. Yıllar içerisinde peş sıra krizler yaşanmaya devam etmiş, bu da engellenememiştir. Bugün de antidemokratik bir şekilde Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile yasama merceği pasifleştirilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumlar lağvedilmiştir. Ekonomi ve sosyal alanı düzenleme ve denetleme yönünde alınacak bu karar, her karar partili Cumhurbaşkanı tarafından alınmakta, bürokratların atamaları yine benzer şekilde yapılmaktadır ki bunun en bariz örneği Merkez Bankası'nda acı bir şekilde yaşamaktayız. Bağımsız olması gereken kurumlara yapılan müdahalelerle TL dalgalı kur rejimine rağmen bir yıl içerisinde %35 seviyesinde devalüe olmuştur. Enflasyon resmi rakamlara göre %20 seviyelerine dayanmış. İşsizlik oranı, faiz oranı çift hanelere seyretmiş. Büyük bir yoksulluk hali toplumun herkesini sarmıştır. Bu noktada 20 yıldır iktidar değilmiş gibi hareket eden AKP siyasi ömrü uzatma gayesiyle torba yasalarına günü kurtarma hesapları yapmaktadır. Şimdi başta demokratik reformlar ve yargı bağımsızlığı olmak üzere ekonomik reformlar yapmak yerine irrasyonel bir şekilde mevcut kur fiyatlarını fırsat olarak görüp ihracat rakamlarını arttırmak, azalacak alım gücüyle beraber ithalat düşüşü sonucunda gerçekleşecek cari açık düşüşü, bir büyüme ve yüksek ihracat masalı anlatımını görmemizi sağlayacaktır. Üretim ağırlıklı büyüme modelinde kur artışının ihracatı arttırdığını zanneden bir anlayış, ekonomik kriz derinleşmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu çelişkili politikaların getirdiği sorunların yanı sıra başka politikalar da ekonomik krizin kronikleşmesinde etkili olmaktadır. Örneğin Türkiye'de sanayinin gelişmesinde büyük ölçüde özelleştirmeler ve özelleştirmelerden sonra o üretim ünitelerinin çoğunun üretimden çekilmesinin katkısı çok büyüktür. Ayrıca tarım politikalarındaki köklü değişiklik, doğrudan destek politikaları ve kur politikalarıyla beslenen ucuz tarım ürünleri ithalatı ile birlikte tarımda üretimin yetersizliği açığa çıkmaya başlamıştır. Tarım, hayvancılık gibi sektörlerde teşviklerin kalkması, piyasayı düzenleyici kamu iktisadi teşebbüslerin işlerlerini yitirmesi nedeniyle bu üretmemezlik süreci tarım ve hayvancılık sektörü boyutuyla da beslenmiştir. Sanayinin gelişmemesi, tarım ve hayvancılığın gittikçe küçülmesi, üretim alanlarında yaşanan daralma Türkiye'deki ekonomik açmazı derinleştirmiş ve daha da kritik hale getirmiştir. Türkiye'nin ihracatının milli gelir oranı sadece %28, Yunanistan'ın ise %35 olduğu ve ihracat politikasının istenen hedeflere ulaşılmadığını göstermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında açıklamış olduğu 2023 yılındaki ihracat hedefimiz 500 milyar, kişi başı ise 25 bin dolar hedefine bakıldığında bu hedeflerin çok gerisinde olduğumuz görülmektedir. Gerçekleşen hedeflerin sonucu olarak Türkiye G20 liginden düştüğü de anlaşılmaktadır. Bununla birlikte düşünmesi ve cevaplandırılması gereken temel soru ise artan ihracat karşısında İslam neden artmadığı sorunudur. Burada bu düzenlemelerle bir takım olumlu düzenlemeler bulunan bu teklifte ihracatçı firmaların finansmanına erişiminin büyük ölçüde çözüme kavuşacağı beklenmektedir. Ancak uygulamanın ne şekilde olacağı belirsizdir. Doğru modelleme ve sistem kurulmalıdır. İhracatçının cirosuna göre alınan aidatların dağıtımında da aynı şekil uygulanmalıdır. Başlangıçtaki kurgu dağıtım ve düşünerek yapılmalı. Dağıtım mekanizması buna göre kurulmalıdır. Şimdi bu ihracat artarken, yani bir taraftan bu işler yapılırken, diğer taraftan da yoksulluğun artması ve işçi istihdamının azalması noktasında önemli bir durum var. O da bu yabancı işçiler dediğimiz göçmen işçiler meselesi. Yani burada ifade edilen Türkiye'de eğer bu yabancı işçiler olmasaydı sığınmacıları yollarsak, hani AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaki'nin bir sözü vardı. Sığınmacıları yollarsak sanayimiz batar söylemi esasında sanayide kullanılan iş gücünde Suriyelilerin ve onlarla birlikte bütün o sığınmacı olarak adlandırılan kesimlerden gelen insanların
asgari ücretin neredeyse yarısının altında bir rakamlarla insani koşulların ötesinde çalıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak ülke ekonomisinin iyi gitmesi sadece ekonomik tedbirlerle ilgili değildir. Ülkenin demokrasi anlayışının, insan haklarına bakışının ve barış ortamının sağlanmasının, yatırım ve üretim ortamının gelişmesine katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye yeniden yüzünü üretime, tarım ve hayvancılığa dönmeli. Teknolojik sanayileşmeyi hedef almalı. İslam'ı arttırıcı yatırımları öncelikli hale getirmeli. Bununla birlikte ihracatı arttırıcı teşvikleri de uygulamaktan çekinmemelidir. Türkiye'de üretim işiyle iştigal eden ve ihracat potansiyeli olan küçük, büyük, bütün işletmelerin ihracata yönelmesi için hedef pazar bilgisine ulaşması kolaylaştırılmalı. Danışmanlık ve rehberlik desteği sunulmalı. Pazara erişim anlaşılır derecede açık olmalı. İnsan kaynağı, finansman ve benzeri araçları ile mutlaka desteklenmeli. Dış ticarette insan kaynağı geliştirerek kurumsal eğitim hizmetleri verilmelidir. Halkların Demokratik Partisi olarak bu kanun teklifine bu anlayışlar çerçevesinde muhalefet ettiğimizi kayıtlara geçmesini önemli buluyoruz. Teşekkür ederim.